Ve Türkiye Gençlik Birliği de 2 Kasım'da 2. İsrail'e geçit yok yürüyüşü yapacak. AK Parti, CHP, MHP ve PKK normalleşme ve tokalaşma açılımıyla 2. İsrail planını getiriyorlar diyen TGB, Türkiye ile Suriye askeri işbirliğine dikkat çekildi. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz ve bu sesimizi 2 Kasım Cumartesi günü de başkentimiz Ankara'dan duyuracağız. Türkiye-Suriye askeri işbirliği için yürüyeceğiz. Türkiye Gençlik Birliği normalleşme ve tokalaşma açılımıyla gündeme gelen 2. İsrail planına karşı yürüyecek. Türkiye'de aslında iki plan çarpışmaktadır. Biri AK Parti, CHP, MHP, PKK el ele normalleşme tezgahlarıyla Türkiye'nin önüne yeniden 2. İsrail planını getirmektir. Diğeri de Türkiye-Suriye askeri işbirliğiyle bölücü terörün ve ABD planlarının kökünü kazımaktır. Türkiye'yi parçalayacak, Türkiye'yi parçalanmaya razı edecek bir güç yoktur. TGB, Cumhur İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin PKK'nın siyasi koluna el uzatmasına tepki gösterdi. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli yeni yasama meclis dönemiyle birlikte PKK partisine el uzattıklarını açıkladılar. Muhalefet ise uzun zamandır PKK partisiyle cephe ortaklığı yapıyor. DEM Parti'nin Kandil'den, Öcalan'dan, PKK'dan farksız ve onun bir siyasi kolu, ayağı olduğunu bilmiyorlar mı? Gayet iyi biliyorlar. Türkiye sıradaki hedef değil. 80'li yıllardan bu yana zaten hedef diyen TGB, teröre karşı acilen Suriye ile işbirliği çağrısı yaptı. Bu savaş ve kuşatma koşullarında Türkiye'nin güvenliği için acil ve ertelenemez plan bellidir. Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin askeri işbirliği yaparak Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG bölücü terör örgütünü ve DAEŞ, HTŞ, El-Kaide gibi yobaz terör örgütlerini beraber temizlemesidir. Görüyoruz ki Türkiye'yi yönetenler ne bu tehditlerin ne de bu acil çözümün farkında değildir.